arkadaşlar, bakın ilk şekilde ikinci şekli üst üste koyarak şekil 2 dediğimiz ifadeyi oluşturuyoruz. Burada bakın bu şekil 2'deki ifadeyi, buradaki açıları bunun üzerine yazalım. Evet, burası 30 derecesi, burası 30 derecedir. Burası 50 derecesi, şu aradaki açı 50 derecedir. Burası 100 derecesi, şu gördüğümüz açı 100 derece. Burası 110 ise burası 110 derece. Burası 95 ise burası 95. Burası 4x ise burası da 4x'miş. Bakın siyahla çizdiğimiz şu şekle bakalım arkadaşlar. AB ve EF'nin paralel olduğu yukarıda verilmiş. Şuradaki zikzak kuralı diyor. Zikzak kuralına göre sağa bakan açı 30 ile 4x'dir. 30 ile 4x'in toplamı sola bakan açıların, yani siyahta sola bakan açı x ile 110'un toplamına eşittir. X ile 110'un toplamına eşittir. Buradan 3x eşittir x ile, bir daha bakalım arkadaşlar, x ile 110'un toplamına eşittir. Evet. 3x dediğimiz açı 30'u diğer tarafa atacak olur. Tabi buradaki sola bakan açılar x ile, siyahlara baktığımız zaman arkadaşlar, x ile 110'un toplamı, sağa bakan açılar, sağa bakan açılar 50 ile 4x'in toplamına eşittir. Evet, x'i sol tarafa, 50'yi sağ tarafa atarsak 3x eşittir 60'tan x 20 derece çıkar. Bu bir. Şimdi aynı şeyi kırmızı için düşünelim. Kırmızı da sağa bakan açılar 30'dur. Kırmızı da sağa bakan açı 95 derecedir. Sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların. Kırmızıya baktığımız zaman sola bakan açılar biri 100 derecedir. Artı sola bakan diğer açı da y'dir. Bu toplama eşittir. 30, 95 daha 125. 125'ten 100'ü çıkartırsak y açısı da 25 derece kalacaktır. O zaman x artı y dediğimiz ifade 20 ile 25'in toplamı 45 derece olacaktır. Cevabımız da D şıkkıdır. Evet, bu sorumuz için arkadaşlar şu ikiz kenarlardaki açılara, B ve C açılarına alfa alfa diyecek olursak, evet buralarda alfa 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 ve alfadır. 6 tane alfanın toplamı 180 derece, alfa da 30 derecedir. Bakın alfaya 30 derece koyacak olursak, burası 30, burası 30. O zaman şu uzunluk zaten bu uzunluğa eşittir, eş üçgen olduğu için. Aradaki açı 60 derece ise, şurası 60 derece ise bu bir eşken üçgendir. O zaman şu üçüncü uzunluk da ED de eşittir. O zaman 60 derece ise burası 60 derece, burası 60, şuranın tamamı da 60'tır. X'i buradaysa buraya ne kalacaktır? 60 eksi x'lik açı kalacaktır. Aynı şekilde baktığımız zaman, bakın burası 30, burası 30, burası 30. 90 derecedir toplamı. Şu uzunluk KE uzunluğu, KF uzunluğu, KE uzunluğuna eşit ve arasındaki açı 90 derece ise buralar 45'er derecedir. O zaman burası 45, ikizkenar dik üçgendir. Şurası da 45 derecedir. O zaman 60 eksi x 45'e eşitse buradan x açısının 15 derece olduğunu görürüz. Cevap da B şıkkıdır. Evet, soruda söylenen arkadaşlar, AB boyunca hareket edilen bir numaralı bisiklet yönünü 30 derece sağa hareket ettirdiğinde, AC boyunca hareket eden 2 numaralı bisiklette yönünü 40 derece sola doğru hareket ettiğinde bunlar paralel olmak durumundadır. Paralel olarak hareket ettikleri söyleniyor. Şu açıların da birbirine eşit olduğu ifade edilmiş. Bakın şuradan aradan bir doğru çekecek olursak, paralellikten dolayı bu 30 derece ise yöndeş açılardan burası 30, 40 derece ise yöndeş açılardan burası da 40 derecedir. 30 ile 40'ın toplamı 70 ise bu açıda eşit olduğu için burada 70. Doğrusal açı olduğu için 70, 70 daha 140, 180'e tamamlamak için buraya da 40 derece düşmektedir. CAE açısı nedir? CAE açısı 40 derecedir. Cevap da C şıkkıdır. Evet, soruda verilen ifade BA AC'ye diktir. Şurası 90 derecedir. AD boyunca ok yönünde, AD boyunca ok yönünde sağa doğru katlanıyor. Ve sonunda ifade edilen şekildeki AC doğrusu E noktasına geliyor. AC üzerindeki E noktasına geliyor. B noktası. Evet, doğal olarak bunun katlanmamış halini, bir de açılmış halini tekrar çizelim. Tekrar çizdiğimizde bakın şurası 90 dereceydi. Şurası B noktasıydı. B noktası E noktasına geliyorsa BD uzunluğu DE uzunluğuna eşittir. AB uzunluğu da AE uzunluğuna eşittir. Aynı zamanda bu AD katlama çizgisi olduğu için açıortaydır. Açı 2'ye bölünür. 90 derece olduğu için 45 derece burası. 45 derece de burası. Burası şurası 4x ise 180 eksi 4x'tir bu açı. O zaman burası da 180 eksi 4x'tir diyeceğiz. Ve bakın köşe açı 90 derece ise 180 eksi 4x ile x'in toplamı, burası 90 olduğu için 90 derece kalacak. 180 eksi 4x ile x'i toplarsak 180 eksi 3x olur.
Bunun 90 derece olduğunu ifade ediyoruz. Buradan 3x90'dan her tarafı 3'e böldüğümüz zaman da x'in 30 derece olduğunu buluruz. Cevabımız da C şıkkıdır. Evet, soruda verilen ifadede yansıyan ışığın ile ayna ile oluşturduğu açılar birbirine eşit. Yani şu açı x ise yansıyan ışık da x'tir açısı. Bunu söylüyoruz. Bu açı y ise yansımadan önceki hali de burası da y'dir diyeceğiz. Toplamı 180 derece olduğu için KBL üçgeninde 180'den 100'ü çıkarsak 80, bir de x'i çıkartırsak burası da 80 eksi x'tir. Bu açıyla yansıyan açı birbirine eşit olduğu için burası da 80 eksi x. 80 eksi x, 100 ve y'nin toplamı 180'dir. Bu durumda 100 ile 80'i topladık. 180 eksi x artı y. 180 eksi x artı y 180 dereceye eşitmiş. Üçgenin iç açıları toplamı gereğince y de x'e eşittir. Y yerine x yazdığımız zaman şuraya da x yazacak olursak. Evet, y yerine x yazacak olursak şuraya. X ile x'in toplamı 2x90'a 2x90 dereceye eşitse her tarafı 2'ye bölersek x 45 derece. X de y birbirine eşit olduğu için y de 45 derece olacaktır. Evet, 90'dan 45 çıkarsak burası 45 derece. 90'dan x 45 olduğu için 45 çıkarsak burası da, pardon, 80'den 45 çıkarsak burası 35 derece. 80'den 45 çıkarsak burası 35 derece. Burası bir doğrusal açı olduğu için toplamı 180 derecedir. 35, 35 daha 70. 180'e tamamlamaya 110 derece kalacaktır. Cevabımız D şıkkıdır. Evet, soruda verilen ifade gelen ışınla yansıyan ışın birbirine eşittir. Eğer gelen ışın 90 derece ise 90 derece olarak geriye yansıyacaktır. Yukarıda verilen bilgi odur. Aşağıda verilen aralarındaki açı x derece olan iki tane ayna arasındaki açı x dereceymiş olan AB ve BC, AB ve BC aynaları verilmiş. AB aynasına paralel gelen bir ışın, evet, AB'ye paralel gelen ışın şu. Önce BC'ye, evet, BC'ye, daha sonra da AB'ye, AB'ye, AB, sonra yine BC'ye, sonra yine BC'ye yansıyıp kendi ekseni üzerinden geri dönüyor. Evet, buradan yansıdığı zaman kendi ekseni üzerinden geri dönüyorsa demek ki burası 90 derecedir. Burayı söyleyebiliriz. Bu bir. İkincisi de buradan paralel AB şu ışına paralelse demek ki yöndeş açılardan buraya x'e burası da x'tir. Evet, gelen ışınla yansıyan ışın aynı olduğu için açısal olarak buraya x'e burası da x'tir diyeceğiz. Bunları söyleyebiliriz. Daha sonra da söylenen ifade nedir? Evet, buradan buraya geliyor. Evet, burada da aynı şekilde burayla yansıyan ışın baktığımız zaman şu AB'ye çarpan ışın şudur. Yansıyan ışın da budur. O zaman şu iki açı da birbirine eşit olacaktır. Önce x ile x'in toplamı dış açıya, yani 2x'e eşittir. Burası 2x'e, burası da 2x'tir. 2x, x ve 90'ın toplamı 180'dir üçgenin iç açılarından. O zaman 2x ile x'in toplamı 3x dediğimiz açı da 90 derecedir. 3x 90 dereceye eşitse x de 30 derecedir. Cevabımız C şıkkıdır diyeceğiz. Evet, bu tarz sorularda arkadaşlar bu katlanmış hali ikinci şekilse biz bunun katlanmamış halini tekrar buraya çizelim. Katlanmamış hali buysa burası B açısıdır. Buranın tamamı 90 dereceydi. O zaman şuraya kadar şu açıya alfa dersek AD katlama çizgisi olduğu için burası alfa artı 16 ise şurası da alfa artı 16'dır. Haricinde alfa artı 16 ile alfanın toplamı şu açının tamamıdır. Yani nedir? 2 alfa artı 16 90 dereceye eşitmiş. 16'yı diğer tarafa atarsak 2 alfa 74. 2'ye bölersek alfa da 37 derecedir. Şuraya 37 derece yazacak olursak 37, 16 daha burası da 53 derecedir diyebiliriz. Aynı zamanda BD uzunluğu da DK uzunluğuna eşittir. AB uzunluğu da AK uzunluğuna eşittir. Çünkü AD bir katlama çizgisidir. AD'nin kenar ortayı olduğu verilmiş. AD kenar ortaysa, bakın kenar ortay şu demektir arkadaşlar. AD uzunluğu kenar ortaysa demek ki şu uzunluk bu uzunluğa, muhteşem üçlü kavramı gereğince de bu uzunluğa eşittir. O zaman AD DC eşitse, burası 37 ise burası da 37 derecedir. İki iç açının toplamı da dış açıyı verir. Demek ki 37 ile 37'nin toplamı burası da 74 derecedir. Evet, 37 burası 90 olduğu için buraya da bu iki açının B ve C'nin toplamı da 90 derece olacağından buraya da 53 derece düşer. Buraya 53 ise katlama AD çizgisi olduğu için şu şekilde ABD ile ADK şekilleri birbirine eş olduğu için buraya 53 ise burası da 53 derecedir diyeceğiz. Evet, aynı şekilde bakın burası 53 derece, burası 53 derece, ikizkenar 53, 53 daha 106, 180'den de 106'yı çıkarttığımız zaman geriye 74 derece kalacaktır. Şu açı 74 derece. Bakın zaten katlama çizgisi olduğu için bu açıyla bu açı eşittir. 74, 74 daha 148,
180'den de 148'i çıkarttığımız zaman 10'dan 8 çıktı 2, 7'den 4 çıktı 3. Şurası doğrusal açı olduğu için 180, 148'ini çıkarırsak buraya da 32 derece kalacak. X açısı 32, cevap da C şıkkıdır. Evet, soruda verilen ifade arkadaşlar, bakın AD boyunca kesilirse AD uzunluğu AC'ye eşit olacak şekilde ifade ediyordur. E noktası boyunca da kesilirse BE uzunluğu da BA uzunluğuna eşit olacaktır. Bunlar ifade edilmiş. Gelin şuradaki açıya, bakın şuradaki açıya alfa diyerek başlayalım. Alfa ile 24'ün toplamı iki iç açının toplamı dış açıya, şuradaki açıya eşittir. AD de AC'ye eşit olduğu için burası alfa artı 24 ise burası da alfa artı 24. Yani bu açıyı buraya taşıyacak olursak burası alfa artı 24'tür. Yine iki iç açının toplamı dış açıya eşittir. Burası alfa artı 24 ile 24 toplarsak alfa artı 48. BE, BA'ya eşit olduğu için burası da alfa artı 48'dir. Burası da zaten alfa açısıydı. O zaman ABE üçgeninde üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. 3 tane alfamız vardır. Artı 48 ile 48'in toplamı var 96. Bu toplam 180'e eşitse, evet, 3 alfa eşittir. 180'den 96'yı çıkartırsak 84 derece kalacaktır. Her bir tarafı 3'e bölecek olursak 8 de 3, 2 kere 2 kere 3 6, 24 de 3 de 8 keredir. Alfa 28 derece. Soruda verilen ABC açısı, ABC yani alfa açısı soruluyor. O da biz ne bulduk? 28 bulduk. Cevap da B seçeneğidir.